Sevgili Londra sokakları izleyicileri, bu hafta Barnet'te bulunan, Londra'da yaşayan halka kısa bir süre önce kapılarını açan MedStar'a konuk oluyoruz. Gelin bu güzel sağlık kliniğini birlikte gezelim. Efendim şu anda Tunca ailesinin yanındayım. MedStar'da bugün Tunca ailesinin biricik oğulları Asil'in sünneti gerçekleşti sevgili Turhan Çömez tarafından. Aileye, özellikle anneye sormak istiyorum. Elbette babaya da. Nasıl bir süreçti? Nasıl karar verdiniz öncelikle? Neden yani, burayı tercih ettiniz? Biraz bahseder misiniz? Ben Turhan Bey'e daha önce eski çalıştığı yerde zaten muayene olmuştum. Yani biliyordum, tanıyordum. Sünnet yaptığını duyunca tercih etmek istedik açıkçası. Yani güveniyordum ona, öyle söyleyeyim. Evet. Çok özür dilerim. Bir anne için ne kadar önemli? Çok önemli. Yani sonuçta bir de erkek çocuğunun sünneti, onun geleceği neticede, öyle de söylemek lazım. O yüzden yani Turan Bey'e güvendiğim için geldim açıkçası. Öyle öncelikle söyleyeyim. Güven, evet, gerekiyor. Tabii ki. Değil mi? Güvenli bir elde, güvenli bir insan tarafından çocuğunuzu teslim ediyorsunuz günün sonunda. Evet, doğru. Evet. Peki nasıl gerçekleşti sevgili Musa Yok. Bey? Buyurun. Bebekken yapmak istedik çünkü yani acıyı fazla hissetmesin. Yani şimdi 1 yaşından 2 yaşından sonra olduktan sonra biraz daha çok zorlu geçecek süreç. Yani bebekken düşündük, karar verdik. Dedik yani olsun, en fazla bir gün acısını çeker, ikinci gün inşallah unutur. Unutur gider yani. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Damatlığını da çekelim inşallah. İnşallah. Evet. Geldik, erkenden sünnetimizi yaptık. Memnun da kaldık açıkçası. Yani diğer annelere de bence geç kalmadan gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar küçük o kadar iyi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de kameralarımızı acil bölümüne çeviriyor. Sevgili hemşire Kevser Ferah'tan bilgiler alıyoruz. Merhabalar, burası MedStar Klinik. Ben hemşire Kevser Ferah. Bu odamız acil gözlem ve observation odamız. Ayrıca kan ünitemiz de, laboratuvar ünitemiz de bu odada bulunmakta. Laboratuvar ünitemizde kan testlerimizin tamamına yakınını yapabiliyoruz. İdrar testlerimizi yapabiliyoruz ve PCR repeat olarak 40 dakikada size teslim edebiliyoruz. Odamızın geri kalanında acil müdahale sedyemiz, acil müdahale birimimiz var. Serum takabiliyoruz. Burada sizi müşahede altında tutabiliyoruz. Acil hissettiğiniz bütün durumlarda size yardımcı olabiliyoruz. MedStar'ın ameliyathanesi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin dilerseniz hemşiremizden bilgiler alalım. Burası MedStar kliniğimize ait olan ameliyathane odamız. Ameliyathane odamızda bütün cerrahi branşlara ait olan kadın doğum, göz, üroloji, genel cerrahi, plastik cerrahi ve birçok cerrahi dalda cerrahlarla beraber lokal olan ameliyatlarımızı yapabiliyoruz. Bunun için oldukça kapsamlı ve elverişli bir imkanı sahip. Gün içinde geldiğinizde yıllardır sorun bulamadığınız, çözüm bulamadığınız bir sürü cerrahi probleminizi geldiğiniz anda gün içinde halledip sizi tedavi edip evinize uğurlayabiliyoruz. Şimdi de kameralarımızı MedStar'ın medikal direktörlerinden operatör Doktor Turhan Çömez'e çeviriyoruz. Sevgili izleyenler, biz Londra'da yaşayan, özellikle Türkçe konuşan halk Turhan Hoca'yı çok seviyoruz. Yeni açmış olduğu MedStar'ı da kendim gelip özellikle izlemek, görmek ve tanımak istedim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hepimize. Bize öncelikle MedStar'dan biraz bahseder misiniz? MedStar geçtiğimiz aylarda açıldı, lisansını aldı ve yaklaşık 2 aydır toplumumuza hizmet veriyor. Büyük bir klinik ve İngiltere'de bazı ilkleri, bazı yeni servisleri beraberinde getiren bir klinik. 7 gün GP servisimiz var. Bunun yanında bütün uzman branşlarda servislerimiz var. Öte yandan İngiltere'de pek karşılaşmadığımız hospital at home dediğimiz, eve doktor gönderme, evde tedavi yapma, ultrason dahil klinikteki yapılabilecek birçok şeyi evde yapma gibi bir servisimiz var, hizmetimiz var. Bunun yanında online hizmetimiz ön planda. Dolayısıyla kapsamlı bir servis veriyoruz burada. Doktorlarımız ağırlıklı olarak Türk doktorlar, Türkiye'den gelen çok deneyimli doktorlar. British olanlar da var, İngiltere'de eğitim almış doktorlarımız da var. Kadromuz sürekli büyüyor, servislerimiz büyüyor. Şu ana kadar 1000'in üzerinde hasta gördük. Şükür iyi bir memnuniyet oranımız var.
Dolayısıyla güzel bir hizmet vermek, toplumumuzun beklentisine karşılık vermek ve toplumumuzun dertlerine çare olabilmek için buradayız. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Sevgili Turhan Çömez, NHS sağlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pratik hayatta yaşadığı gibi, deneyimlediği ve gördüğü gibi çok zor bir dönemden geçiyor ve NHS'in bu şartlarda, bu yönetim anlayışıyla kendini toparlaması mümkün değil. Ve bizim hayal ettiğimiz, umut ettiğimiz, beklediğimiz hizmeti verebilmesi mümkün değil. Son derece hantal bir kuruluş, pratik değil. Kurallar manzumesi altında ezilmiş, boğulmuş ve bir an önce işin yapılması ve hastanın sorunun çözülmesinden çok kurallara uyulup uyulmadığının daha da önemsendiği bir sistem kurulmuş NHS'te. Şu anda 7 milyona yakın bekleyen hasta var. Randevu almak gerçekten zor. Acile giden insanlar ne yazık ki 7-8 saat beklemek zorunda. Daha sonraki tedavileri yine giderek uzuyor. Öte yandan GP'lere ulaşmak zor. GP'lere ulaşıp oradan referral aldığınızda uzmana ulaşmak zor. Uzmana ulaştığınızda ameliyat sırası alabilmek eğer kanser değilse o da zor. Dolayısıyla NHS'in bu şartlar altında hayatını sürdürebilmesi ve insanların beklediği hizmeti verebilmesi benim gözümde mümkün değil. Bu aslında sizin vatandaş olarak, hasta olarak perdenin önünde gördüğünüz şeyler. Biz bir de perdenin arkasını biliyoruz. Arka taraftaki NHS'in tıkanmış düzenini ve sistemini biliyoruz. NHS bir arayış içerisinde, acaba hizmeti nasıl arttırabiliriz, servisi nasıl pratik hale getirebiliriz diye. Bu anlamda benim büyük bir tecrübem var. Türkiye'de sağlık sektörünün bütün kademelerinde çalıştım ve birçok alanda hizmet verdim. Bir basit sağlık ocağı hekimliğinden, sağlık müdürlüğüne, üniversite hastanesinden, eğitim hastanesinin yöneticiliğine, aynı zamanda parlamentoda sağlık komisyon üyeliğine kadar birçok alanda hizmet verdim. Dolayısıyla Türkiye'de sektörü ve gelişimi son derece iyi bilen birisiyim. Bu itibarla burada yaşayan NHS mensuplarına, profesyonel arkadaşlarıma sürekli önerilerde bulunuyorum. Nasıl bu sistemin rehabilite olabileceğine dair. Bir takım aslında önerilerimiz şu anda NHS'te kabul de görmüş durumda. Ama kısa vadeli bir çözüm öngörmüyorum. Ve sanıyorum özel sektör bundan sonra daha da ön planda olacak. Hem NHS'ten hizmet satın alacak hem de sigortalı olanlar, yine self-funded yani kendi cebinden ödeyecek hastalar private sektörden hizmet almaya başlayacaklar. Bu anlamda Türkiye'den gelen çok sayıda büyük hastane sahibi, yöneticisi arkadaşlarımız oldu geçtiğimiz dönemde. Onlarla temaslar halindeyiz. Yani burada daha büyük bir sağlık kompleksi. Türkiye'deki bu pratikliği, deneyimi, bir anlamda Anadolu'nun sıcaklığını farklı bir kültüre taşımak için bir çaba içerisindeyiz. Bakalım bunu zaman gösterecek ama MedStar'da güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Hastalarımızla iyi iletişim halindeyiz. Ve sizin de katkı ve desteğinizle daha çok duyurursak hizmetlerimizi ümit ediyorum. Toplumun dertlerine çözüm olacağız. Çok fazla zorda olan insanlar, çocuklarımız var. Zaman zaman gelen sosyal medya mesajlarıma da geliyor mesajlar. Çocuğum hasta, ne yapacağımı bilmiyorum. Gidip 4-5 saat beklemek istemiyorum. Ciddi anlamda en çok bu yüzden burada olduğunuzu hatırlatmak ve bildirmek zaten benim bir görevim haline geldi. Çünkü insanların size çok ihtiyacı var. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Teşekkürler. Biz buradayız. Umarım bize ihtiyaçları olmaz ama bizim tecrübeli ellerimiz, sevgi dolu, şefkat dolu yüreğimiz onların yanı başında 7/24. Zaten benim telefonum her yerde, insanlar çok çabuk ulaşabiliyorlar. Kendim çözemeyeceksem konuyu arkadaşlarımla buluşturabiliyorum. Evet. Klinik zaten açık geç saatlere kadar ama akşam saatlerinde de yine eğer hastalarımızın problemi olduğunda doktor gönderebiliriz. Online prescription yazabiliriz. Her şekilde bir çözüm üretebiliriz. En azından doğru yönlendirebiliriz. Zaman zaman acile gönderdiğimiz hastalar oluyor. Hekim referral ile acile gidenlerin işlemleri çok daha çabuk yapılabiliyor. Bu anlamda burada amacımız, evet burası bir private klinik, para kazanması gerekiyor ama ondan daha önemlisi bizim için toplumumuza yardımcı olabilmek. Onun için insanlarımıza buradan açık
açık bir mesaj vermek istiyorum. 7/24 hiç çekinmesinler, istedikleri şekilde arasınlar. Dertlerine çözüm olmak için buradayız. Evet, sevgili Turhan hocamızı duydunuz sevgili izleyenler. Sağlık beklemez. Bunlardan biri de bendim zamanında, kurtuldum. Evet, 2 aylık bir hastane sürecinden sonra sevgili Turhan hocanın sayesinde kurtuldum efendim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Sizi görmek çok güzeldi. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz evet. için. Tekrar hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça teşekkürler. Kalın. Sağlık denildiğinde akla ne geliyor? Barnet bölgesinde bulunan MedStar geliyor efendim. İyi seyirler. Şimdi de hemşire Selma Kabadayı ile göz ünitesini sizler için geziyoruz. Merhaba, ben Selma Kabadayı. Turan Çömez'in ekibinde MedStar Kliniğinde görev almaktayım. Şu an göz ünitesindeyiz. Burada çocuk yetişkin tüm göz problemlerinin muayenelerini yapıyoruz. Göz tansiyonu, katarak ve diğer tüm kusurlar, problemler de dahil burada son model makinalarımızla hizmet vermekteyiz. Sizler de göz kontrollerinizi yaptırmak isterseniz MedStar Kliniğe gelip ekibimizle birlikte tanışabilir ve göz kontrollerinizi bekletilmeden yaptırabilirsiniz. Şimdi de kameralarımızı diyetisyen Hazal Tutumlu'ya çevirelim. Merhaba, ben uzman diyetisyen Hazal Tutumlu. MedStar Klinik'te danışanlarımıza diyetisyenlik hizmeti veriyorum. Burada hem yüz yüze görüşebiliyoruz, dilerseniz online olarak da hizmet veriyoruz. Burada kliniğimizde hem kan tahlilinizi yapıp hem de vücut analizi cihazımızda vücudunuzdaki yağ oranı, kas oranı, metabolizma hızı gibi birçok değere bakarak bunların ışığında size uygun, sizin yaşam tarzınıza, sağlığınıza göre bir hastalık durumu, herhangi bir özel durum varsa hepsini göz önünde bulundurarak buna göre bir beslenme düzeni oluşturuyoruz. Siz de hem kilo kontrolü, hem hastalıklarda beslenme ya da sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmek için buraya gelebilir ve kliniğimizde multidisipliner bir yaklaşımla Türkiye'deki o sağlık hizmeti kalitesine ulaşabilirsiniz. Şimdi de kameralarımızı MedStar yöneticilerinden Utku Bey'e çeviriyoruz. Utku Bey, Londra sokaklarına MedStar hakkında neler söylemek istersiniz? Merhaba, MedStar Klinik yöneticilerinden Utku ben. MedStar Klinik olarak pek çok alanda hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Kısaca bahsedecek olursam çocuk, kadın sağlığı, kardiyoloji, dermatoloji gibi çok önemli alanlarda hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Son dönemde ön plana çıkan check-up programlarımızla da yine hastalarımızın ön tanı ve tedavilerini burada uygulamaktayız. Hepinizi MedStar ailesi olarak MedStar Kliniğe bekliyoruz. Çok teşekkürler. Operatör Doktor Turhan Çömez ve MedStar ailesine Londra sokaklarına konuk oldukları için teşekkür ediyor ve bir sağlık bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Sayfamızı Londra sokaklarına yorum yapmayı, abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.